Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir köfte yapacağım arkadaşlar. Köfteyi de birçok arkadaşımıza söz vermiştik, söylemiştik işte yapacağız falan diye. Ama bir türlü kısmet olmamıştı. Aradan bazen zaman geçti falan filan derken köfteyi bir türlü yapamadık arkadaşlar. İnce bulgurumu kattım, içine yaprak biberi kattım. Limonumu, kabuğunu soydum. Bakın limonlar da böyle iri iri doğradım güzelce. Soğanı da içine hemen kıyıverdi kızım. Biraz soğanlar şey olmuş ama irice olmuş ama sorun olmaz inşallah. Sarımsağını da hemen rendeliyorum. Baharat olarak bir şey yapmadım içine. Sadece azıcık çok az şöyle karabiber attım. Domates koyacağım içine şimdi. Yeşillik olarak da burada soğan, yeşil soğanla maydanoz var. Salata yaparken de kızım içine azıcık da şey karışık yaptığından dolayı marul da karıştı. Bir şey olmaz zaten. Yağ girince hepsi gidiyor. Yeşillik olarak bunlar var arkadaşlar. Şimdi sarımsağımı şöyle rendeliyorum. Suyumu da yanıma aldım. Güzelce bunu zaten kuru kuru yoğurmak makbuldür. Yani kuru kuru yoğuracaksın ki ne yumuşayacak, lezzeti öyle ortaya çıkıyor. Bazen ben görüyorum bazı yerlerde suyu şey ıslatıp öyle yoğuruyorlar ama ıslatınca hamursu yani buğdayın kendi kokusundan oluyor. Onun için fazla güzel olmuyor. Şimdi domateslerimi de şöyle içine koydum güzelce. Şöyle bir harmanlayayım. Çiğ köftenin etsiz hali. İsot da konuluyor arkadaşlar ama bende isot olmadığı için normal koydum ben. Yaprak biberi ve salça koydum güzelce. Salçam normalde karışık. Ben biber salçasıyla domates salçasını karıştırıyorum. Şöyle gözümü yaktı soğanın acısı biraz. Şöyle elimle iyice harmanlayıp şimdi yoğurmaya başlayacağım. Dediğim gibi soğanlar biraz şeydi, iriydi. Benim işim vardı. Kıza dedim soğanlar doğra dedim. O da normal salata yapacağız zannetmiş. Biraz iri doğramış. Şimdi arkadaşlar şöyle yağlığımı nasıl yapacağım bilmiyorum ama içine girer mi bilmiyorum. Arkadaşlar bundan daha güzel oluyor köfte. Su vermedim bakın hiç. İçinden o limonları falan çıkartacağım. Ekşisini versin köfteyi.
kolum indi arkadaşlar, kolum indi mi ben biraz aşağıda olduğu zaman fazla bir şey yapamıyorum. Sanki elime dolaşıyor gibi oluyor. Yalan balet şu kolumu çemelesene. Şunun gibi çemirle kızım. Şunu da azıcık çemirle. Yağın altına yak kız ama. Domates çok suluydu arkadaşlar, onun için su vermeye gerek kalmadı. Kendi şeyinde domatesin suyuyla yoğurdum. Ben bazı yerlerde görüyorum, onlar da buzla yoğuruyorlar. Ben daha bu zamana kadar hiç buzla yoğurmadım, bilmiyorum nasıl oluyor. Biz hep böyle yaparız. İçinden şöyle limonların şeylerine bakalım. Eskiden böyle benim yengem Antepli. Onlar yaparken ben de yanlarına otururdum böyle. Limonlarını onlar çıkartmayı içinden ben de yerdim böyle. Her köfte yaptığımda da aklıma gelir. Benim genelde misafirim geldi mi arkadaşlar? Böyle yakın olan şeylerim geldiği zaman böyle otururuz beraber. O da yanıma oturur, yanında yeşilliğini falan ayarlar. Öyle şey yaparız, yaparız normalde. Ama böyle şey olduğu zaman da tabii ki bazı misafirlerim de geldiğinde geç vakitte geliyorlar. Mesela saat burada öğlen 1'de ise onlar 2'de falan geliyorlar. Onlar için de pasta türü hazırlıyorum mesela. Poğaça veyahut da kek, onu hazırlıyorum. Öyle çayla beraber şey yapıyoruz, ikramımızı yapıyoruz. Allah kimsenin evine misafir eksik etmesin. Misafir berekettir her zaman. Misafir güzel şeydir. Ben misafiri severim. Gelsin, yesin, içsin. Hiç gocunmam Allah'ın izniyle. Şimdi çıkarttık şeyleri. Mesela sıkmaç yapılacak. Hani ben çiğ köfte gibi sıkmaç yapamıyorum da. Böyle yapıyoruz biz. Güzelce bol yeşillikli. Güzel oluyor. Domatesin kabukları da oluyor bazen. Patateslisi var. Patatesi haşlıyorsun. Güzelce. İçine rendeliyorsun. O da güzel oluyor. Acısı güzel olmuş. Biz acıyı sevdiğimiz için. İnşallah yakındaki takipçilerim gelir.
Onlara da yoğururum böyle güzelce. Otururuz bir de üstüne güzelce çay içeriz. Oh mis gibi. Arkadaşlar daha yağını falan koymadan macun gibi oldu böyle. Valla yumuşacık olmuş arkadaşlar. Siz önünüzde yoğurdum, hiç su vermedim. Malzemesini de döküm şöyle güzelce. Rengi biraz açık oldu, o da isot olmadığı için salçadan da kaynaklanıyor. Lezzet önemli tabii ki. Tuz atmadım ben. Niye tuz atmadım derseniz salçamız bizim tuzlu olduğu için böyle yemeklere tuz atmıyoruz. Sulu yemeklerde tam geliyor zaten. Ama böyle yemeklerde ben tuz atmıyorum. Çünkü tuz gerekmiyor. Kısırda da bazen atıyorum. Kızım yağın altını aç anne. Tamam, 2-3 tane de servis tabağı getir. Çocuklar canlı derse katılıyor. Şöyle elimin kenarlarındakileri alayım da. Isınmış mı ya? Al şöyle bir tane at şunu. Şunu içine at. Böyle cız edip yüzüne çıkarsa hani kızartma gibi ısınmış demektir. Ona göre getir. Oldu mu? Tamam getir. Yavaşça getir. Yapma kendini. Hepsini dökme. Birazını dök. Korkma bak ha. Yavaşça dök. Dök, dök, dök. Tamam getir. Onun yağını getir. Tamam. Onu götürsen. Bayağı ısınmış arkadaşlar ya. Bu rengi nasıl parladı? Mis gibi koktu. Benim kızım çok seviyor bunu arkadaşlar. Çiğ köfteyi ve bunu çok seviyor.
yanında güzelce arkadaşlar turşunuz olabilir. Ondan sonra ayran varsa ayran veyahut da salata varsa salata güzelce yanında ayarlayıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten yaptığımız turşu zaten lahana turşusu. Geçen de çok yorum aldım ona güzel diye. Hatta birazını da sattım. Çünkü görüp de isteyenler oldu. Biberden de sattım, şeyden de sattım. Bakın böyle ufak ufak sıkmaç yapıyorum ben. Şimdi elim kirli olduğu için biraz yapışıyor. Güzel güzel nimetler bize vermiş arkadaşlar. Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Rabbim darda kalan kullarına yardım etsin. Herkes dua ediyor yani. Birbirimiz için her zaman dua etmemiz lazım. Benim var da karşıdakinin yok demememiz lazım. Peygamberimiz ne demiş? Komşusu açken yatan, yani komşu aç, sen toksun, yatan bizden değildir diye. Bunları düşünmek lazım. Kimin içinin ne olduğunu bilemeyiz tabii ki. Bazı insanların dış görünüşü insan olur ama içi önemli. Kalbinde ne var ne yok. Melekler bile bazen öyle şeyler bile bazen geliyorlar yani. Hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler ya. Aynı onun gibi Hızır bile gelirmiş insan şeklinde. Ama bilemiyoruz kimin ne olduğunu. Kapıya gelen dilenciyi boş çevirme derler. Aynı onun gibi biz de kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Dış görünüşü insan olup da içi melek olan insanlarımız da var. Rabbim bizi imtihan ediyor böyle şeylerle, sıkıntılarla, ne bileyim şeylerle ama insanoğlu işte biraz nefis ağır basıyor galiba. Dediğim gibi elim biraz maydanoz falan yapıştığı için yağlı gibi şey yapıyor. Elime yapışıyor sıkarken beraber. Benim ufak oğlan da iyi seviyor bunu. Kız da iyi seviyor. Bunu aslında şey yapacağım böyle nar eşkisi olup da eşkiye böyle hafiften sıkmacın ucunu batırıp yiyeceksin. Öyle de güzel oluyor ekşili ekşili. Turunç eşkisinde çok soranlar oluyor. Turunç eşkisini inşallah zamanı gelsin yapacağım arkadaşlar. Yeni yeni daha tutmuş ama daha sarama falan yok. Kışın ortasında yapıyorum ben. Sobanın üstünde de kaynatıyorum. Güzel oluyor. Hem güzel kokusu var hem de gerçekten eşki alıp da şey yapmaya kullanmaya hiç gerek yok. Olan memleketlerde burası Akdeniz bölgesi burada çok oluyor. Turunç olsun, portakal olsun, limon olsun. Erzin'de mesela, benim dedemgil Erzin'de. Orada çok oluyor. Ama turunç burada yollarda, kaldırımlarda çok var. Herkes topluyor torba torba.
videomu kapatmadan sizlerin gözü önünde tamamen yaptım arkadaşlar. Nasıl olduğunu görün diye. Su vurmadım. Hiç gördüğünüz suyum öyle dupduru daha duruyor. Domatesin ve limonun suyu yetti zaten. Gayet de güzel oldu. Sadece soğan azıcık iriydi. O kadarlık da olur. Dediğim gibi benim işim vardı. Kıza dedim sen kızım doğra dedim. O da doğrarken bilmemiş bile salatanın içine doğradığımız gibi doğramış. Ama hiç sorun değil. Biz yiyeceğiz. Ama misafir olmuş olsaydı tabii ki şey yapardım. Küçültürdüm onu. Eşim fazla sevmiyor zaten. Kimi yerde de böyle ısırmacını böyle yapıyorlar. Antep tarafında genelde. Köftemiz böyle oldu arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Her zaman söylüyorum ama yanlış anlamayın gerçekten. Videomu izleyip de yorum yaparsanız, güzel yorumlar kırmadan yorum yaparsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Köftemiz böyle bu şekilde oldu. Bakın bir tanesini de yedim. Gayet güzel yumuşak olmuş. Rümeysa. Efendim. Ağzım bunu götür. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda, bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.